Merhabalar sevgili Açık Beyinler. Bugün enteresan bir sorumuz var. Ben böyle geniş kapsamlı soruları aslında çok seviyorum da soru yorumun belli bir süresi olduğu için de biraz gerginim. Çünkü soru biraz büyük. Özellikle Belbiz'deki sevgili dostlar sordular bunu. Çalışan esenliği için Sinan Hoca böyle beyinle, işte sağlıkla, fizyolojiyle falan filan uğraşıyor. Neler önerir acaba diye. Yani çalışanların sağlığı, sıhhati, performansı, hayat kaliteleri açısından. Acaba Sinan Canan'ın Açık Beyin'in önerebileceği bir şeyler var mı? Olmaz olur mu? Var. Ama biraz uzun. Bilmiyorum insanın fabrika ayarlarını gördünüz mü? İnsanın fabrika ayarları şu anda Türkiye'de sanıyorum bilim kitapları arasında en çok satanlar arasında hatta ilk sıralarda olabilir. Kalınca bir cildi var o üç kitabın birleştirilmiş halinde çıkarttığımız ikinci versiyonun. Ama insanın fabrika ayarları temelde ne iş yapıyor olursanız olun, kaç yaşında olursanız olun, meşgaleniz, coğrafyanız, renginiz, dininiz, diliniz, ırkınız ne olursa olsun, eğer insansanız, yani Homo sapiens sapiens denen biyolojik türe aitseniz, nasıl yaşamamız gerektiği konusunda temel bir kullanım kılavuzu olarak kaleme alındı. Zaten şu anda İngilizce'de çevrildi, İngilizce başlığı enteresan oldu, Human Operations Manual diye. Yani insan kullanım kılavuzu diye çevirmeyi daha uygun gördü editörler. Gerçekten de insanın bir kullanım kılavuzu yok. Hepimiz farklı farklı hayatlar yaşıyoruz. Bin bir türlü işler yapıyoruz. Farklı meşgalelerle zaman geçiriyoruz. Mesela okulda ne yapmamız gerektiği, işte ne yapmamız gerektiği, işte evde nasıl davranmamız gerektiği, karı koca eşler birbirine ne yapsın, buna dair bir takım kanunlarımız, yönergelerimiz, adetlerimiz, adaplarımız var. Ama insan nasıl yaşasın konusunda pek bir görüş birliğimiz yok biliyorsunuz. Uzmanlarımız bile bazen aynı konuda birbirleriyle çelişebiliyorlar. Onu çok anlatıyorum. Mesela beslenme konusunda birbiriyle bayağı gerginleşen beslenme uzmanlarımız var. Halbuki hepsi insan ne yemeli sorusunun cevabını vermeye çalışıyor. Gerçekten de hemen hepsi alanında çok uzmanlar ama sanıyorum temel bir eksiklikten dolayı onların anlaşmaları biraz zor oluyor. Bu eksiklikte insanın esas fiziksel altyapısını oluşturan biyolojisi dediğimiz kısımla biz pek fazla ilgilenmiyoruz. Biyolojiyi pek iyi bilmiyoruz, biyolojiyle çok fazla ilgilenmiyoruz. Biyoloji bize sadece bir bilim dalıymış gibi geliyor. İşte jeoloji gibi, fizik gibi, kimya gibi bir bilim dalı olarak. Fakat sevgili dostlar, biyoloji pek öyle bir şey değil. Biyoloji hayatın bilimi, hayatın nasıl gerçekleştiği, canlılığın nasıl işlediği ve onun optimal ya da en uygun şartlarda nasıl hayatiyetini ya da canlılığını sürdürebileceği üzerine bilgi alabileceğimiz tek kaynak. Hele hele ki geçtiğimiz 30-40 yıldır çok fazla bilgi biriktiren bir alan olduğu için de bu devirde hiçbir insanın bilgiyane kalamayacağı bir alan. Ama haklısınız. Şu anda bir biyoloji kitabı alıp okumaya kalksanız içiniz daralır. Teknik jargonu çok karışıktır. Bir sürü isimler, özellikle bu Latince işte canlıların sınıflandırılması falan, mitozlar, mayozlar, lokus hesapları, genler, menler, çaprazlamalar, Mendel kanunları derken içiniz daralabilir, haklısınız. Fakat biyolojinin çok az kısmı bu mekanizmalarla ilgili. Esas olarak biyolojide anlamamız gereken şeyler aslında hepimizin hem çok kolay anlayabileceği hem de temel yaşam becerileri olarak çok ihtiyacımız olacak şeyler. İnsanın fabrika ayarlarını okumuş arkadaşlarım biliyor. 5 tane ayardan oluşuyor insanın fabrika ayarları. 1 hareket edeceğiz, 2 az yiyeceğiz, 3 gerçek ilişkiler kuracağız, 4 stresimizi yöneteceğiz ve 5 sınırlarımızı zorlayacağız. Bu kadarcık. Bu kadar 5 tane ayara uygun yaşamaya gayret edersek ve bu ayarlara ne kadar rotamızı doğru bir şekilde çevirebilirsek yaşamımızda, tekrar ediyorum, kim olursak olalım, ne yapıyor olursak olalım, insan olduğumuz için performansımız öngörülebilir derecede artacak. Şimdi bunları tabii ki kitapta uzun uzun anlattım ama kitapta belki satır aralarında kaybolmuş olabilecek. Yani insanın fabrika ayarlarının gündelik sağlıkla olan ilgisine bir kere daha vurgu yapmak isterim. Şimdi biz öncelikle sağlık ve esenlik dediğimiz şeyin peşindeyiz ama onun ne olduğunu pek bildiğimizi zannetmiyorum. Mesela sağlık deyince aklınıza ne geliyor? Şöyle bir kendinizi bir yoklayın. Mesela sağlığınızın iyi olup olmadığını nasıl anlarsınız? Birincisi bedeninizi dinlersiniz. Bir arıza yoksa bir sorun yoktur yani. Fakat bedenin bir özelliği var. Mesela bilmiyorum dalağının nerede olduğunu bilen var mı aranızda? Birçok insana soruyorum, böyle aranıyor, dalak neredeydi falan filan diye ama çok şükür ki bilmiyorsunuz. Çünkü vücutta bir şey sorun çıkarmadıkça size kendini ve yerini belli etmez. Vücut kendi kendine çalışır. Ne zamanki bir sorun çıkar, o zaman ağrıyla, sızıyla bir şeyle size kendisini hissettirdiği için siz onun yerini bilirsiniz. Çoğu insan her gün işte dakikada 60-70 kez atan kalbinin bile yerini bilmiyor. O kadar bizden habersiz çalışıyor bu sistem. Yani
Sadece kendinizi böyle kaba taslak bir can kulağıyla dinlemek her zaman sağlığınız hakkında net fikir vermeyebilir. Çünkü şu anda pek yolunda gitmeyen bir alışkanlığınız yakın bir zamanda hiç haberinizin bile olmadığı bir organın size sinyal vermesine neden olabilir. Ya da efendim ne yaparsınız sağlık için? Gidersiniz bir hastaneye, kan tahlilleri, şunlar bunlar, check-up'lar, ölçümler, bir şeyler. Orada da sizin normal değerlerin dışına çıkmış olan değerlerinizi tespit edip sizde hastalık arayan bir sisteme katılırsınız aslında. Ve dolayısıyla ne kadar sağlıklı olursanız olun, hastaneye gittiğinizde biri sizde kesinlikle bir arıza olur. Zira biliyorsunuz oranın adı hastane. Sağlıklı insanların pek gitmesi tavsiye edilmiyor. Hasta olunca çok şükür varlar, gidiyoruz. Ama sağlıklı bir insan gittiğinde de orada pek sağlık değil, biraz hastalık buluyor. Sağlık dediğimiz şeyin, iyilik hali dediğimiz şeyin tanımı aslında bunların çok dışında ve çok basit. Ruh, zihin, beden dedikleri ya da duygu, zihin, beden de diyebilirsiniz buna. Üçlü bir sistemden oluşuyor gibi gözüküyoruz. Bu üçlü sistemin bütüncül bir uyum halinde olmasına biz sağlık diyoruz. Yani bedeniniz tıkır tıkır çalışırken, kafanız gayet açık, odaklanabilir ve işler durumdayken ve duygusal durumunuz işlevselken, yani çok aşırı öforik ve neşeli ya da çok hüzünlü ya da kederli olmadığınız zaman bir sağlıklı olma halinden bahsediyoruz. Elbette bu durum arada bir sapabiliyor. Mesela sizin ateşiniz çıkabiliyor, kan basıncınız yükselebiliyor, moraliniz bozulabiliyor, aşırı neşelenebiliyorsunuz, kederlenebiliyorsunuz, bir şeyler oluyor ve bu döngüler ve değişiklikler aslında yaşamın dinamikleri içerisinde gayet normal. Anormal olan ne? Bu sapmalardan sonra uzunca bir süre eski halimize geri dönememek. Yani bizim esas rahatsızlık, problem, hastalık, sıkıntı, stres falan dediğimiz her şey aslında o savrulma hallerinden geri dönüşün gereğinden uzun zaman alması. Aslında sağlığımızı temelde bozan en önemli şey uzun vadede o işlevsel hale dönmedeki bu gecikmelerimiz. Peki bu niye oluyor? Neden biz her insanın yaşaması gereken şeyleri yaşarken onlardan tekrar şöyle bir sahili selamete rahatlıkla çıkamıyoruz? Neden normal işlevsel halimize dönmemiz uzunca bir zaman alıyor? Sebebi çok basit. İnsanın fabrikalarına bakarsanız tekrar hatırlatayım. Bambaşka bir dünya için yapılmış atalarımızın daha dünkü birkaç yüz bin yıl önceki ayarlarını aynen devralmış durumdayız. Ama bugün tamamen kendi yarattığımız bir medeniyetin içinde yaşıyoruz. Bundan dolayı o doğada hayatta kalmak için, yarın bir an sonra ne olacağı belli olmayan doğada hayatta kalmak için yapılmış ayarlarımız, kendi yaptığımız bu dünyada adeta işlevsiz hale geliyor. Ve yokluklar dünyası için yaratılmış bir canlı olarak insan, çokluklar dünyasında büyük bir sıkıntı çekiyor. Az önce saydığım 5 ayarı düşünün. Günümüz medeniyeti bizi müthiş hareketsizleştiriyor ve bu hareketsizlik bizim biraz önce bahsettiğim ruh, zihin, beden dengesini son derece olumsuz etkiliyor. Bizim duygusal istikrarımızı, yani duygusal olarak o sabit noktada durmamızı, bedenimizin metabolik ihtiyaçlarını maalesef karşılama yeteneğini bozuyor. Ve hareket ettikçe düzelebilen bir şey olmasına rağmen biz gün geçtikçe daha hareketsiz bir hayata doğru maalesef itiliyoruz. Artık camları itekleyerek, işte havada uçan sandalyelerde oturarak günlerimizin tamamını geçiriyoruz. Uçakla binlerce kilometre yolda gitseniz, kapınıza torbalarca yemek de gelse, bunun için bazen tek bir parmağınızı kıpırdatmanız yetiyor. Ya da efendim gıda, çok fazla gıda var. Evet, can boğazdan gelir diye bize küçükken öğrettiler ama fazla kalori almak, dengesiz beslenmek, her mevsimde her şeyi yemek isteyip onları da her an bulabilmek maalesef bizim bu üçlü sistemin dengesini darmadağın ediyor. Fazla besin alımı bizim hem bedensel metabolizmamızı, hem duygusal dengemizi, hem de beyinsel, zihinsel işleyişimizi çok ciddi olumsuz etkiliyor. O yüzden mesela gıdaya dikkat yine esenlik ve sağlık için çok çok önemli konulardan bir tanesi. Bu zaten izahtan var, hepimiz bunu biliyoruz. İlişkiler, diğer insanlarla olan ilişkiler bizi iyileştiriyor ve ömrümüzü uzatıyor. Bunu çok iyi biliyoruz. Fakat günümüzün aşırı kalabalık dünyasında, metropollerde ve megapollerde, büyük şehirlerde yaşayan insanlar o kadar kalabalığın içerisinde bazen bir tane bile güvenebilecek insan bulamıyorlar. Bu insan psikolojisini çok derinden yaralayan, hatta insanın bedensel fizyolojisine doğrudan problem olarak yansıtılan ciddi bir handikap. Ve maalesef günümüz dünyasında her şeyimiz yolunda gibi gözükürken en büyük sorunlarımızdan bir tanesi yalnızlık. Ve bu da bu üçlü sistemin işleyişini çok ciddi oranda bozuyor. Stres zaten, stres bizim ana konumuz. Şehirli insanları öldüren esas birincil ölüm sebebi. Her şey bizde gerginlik yaratıyor. Hayvanlarda da olan bir stres sistemi bizde de var ama bu gerginlik her gün, her an, her şeyden tetiklenince ve biz bunu yönetmeyi de bilmiyorsak eğer maalesef uzun vadede şehirli insanların çok büyük bir çoğunluğunda olduğu gibi
Bu dünyayı strese bağlı bir hastalık nedeniyle terk etmek zorunda kalıyoruz. Ve eğer stresimizi yönetme konusunda, stresi yönetme tekniklerini hayatımıza geçirme konusunda belli bir deneyim elde etmezsek, bu konuda bir bilinçlenme, bilgilenme ve çalışma yapmazsak uzun vadede bu bizim için çok büyük problem yaratıyor. Ve tabii ki beşincisi, bu dört ayar bir şekilde hallediliyor ama beşinci ayar çoğumuzun zannettiğinden çok daha fazla etkili. Hep aynı şeyleri yapmak. Sonucunda ne olduğunu bilmediğimiz bir yolda bir teviye amaçsız ve motivasyonsuz yürümeye çalışmak. Sınırlarımızı zorlayacak, kendimizi geliştirecek, bize meydan okuyarak bizi daha iyi bir versiyonumuza taşıyacak fırsatlarla karşılaşmadan yıllar yıllar boyunca yaşamak zorunda kalmak insan organizmasına hiç iyi gelmiyor. Özellikle de iş dünyasından bahsederken benim sıklıkla vurgulamaya çalıştığım şey şu. İş dünyası mesela sıklıkla bu dört maddeyle ilgili birçok aktivitelerin yapıldığı yerler, artık eğitimlerde falan biz de gidip çok fazla şey anlatıyoruz ama ne zamanki insanın sınırlarını zorlaması, kendini geliştirmesi, daha fazla bir şey yapması diyoruz. İşte o zaman hemen bir takım yanlış anlaşılmalar devreye giriyor. Arkadaşları uçaktan paraşütle mi atalım, riskli bir takım sporlara mı girelim, yok o zaman motosiklet alıp coşsunlar mı ya da bireysel düzeyde ben en iyisi bu işi bırakayım, başka bir işe gireyim falan filan gibi ortam değiştirince hayatındaki her şeyin değişeceğini düşünen o garip, daha doğrusu ortam değişince her şeyin değişeceğini düşündüren o eski garip ezberler hemen devreye giriyor. Halbuki insan bir gün öncesi, bir gün sonrasına göre daha geri olması gereken ya da tersten söylersek her gün biraz daha ilerlemesi, biraz daha gelişmesi, zihinsel, duygusal ve hatta fiziksel olarak biraz daha enginleşmesi gereken bir varlık. Biz eğer hayatımızda bunu yaşamıyorsak, yani hayatımız bize gelişimsel bir sonuç ve ödül sunmuyorsa, maalesef uzunca bir sürede bu bizi çok fazla darlıyor. Bana sorarsanız bugünün dünyasında bu kadar çok insanla buluşup konuşan, bu kadar bu konuların eğitimlerini veren birisi olarak insanların en fazla sıkıntı çektiği, insan esenliğinin en fazla darbe aldığı yer 5. ayar. Sınırlarımızı zorlamak bizim tabiatımızın temellerinden bir tanesi. Ama maalesef günümüzün medeniyeti bizi hep belli bir rayda, otomatik pilotta giden bir takım araçlara dönüştürmeye çalışıyor. Demiyorum ki ortalığı yıkın kırın dağıtın ama o tek bir rayda giden aracın içerisinde ne kadar çok farklı yapabileceğimiz şey olduğunu fark ettiğimizde sınırları aşmak için çoğu zaman oturduğumuz yerden bile kalkmak gerekmediğini hemen fark edeceksiniz. Bu konuyu buraya sığdıramam. Bu çok uzun bir mesele ama hepimiz yarın bambaşka bir şey yapma potansiyelini taşıyoruz. Hiçbir canlı bu potansiyeli içinde barındırmıyor. Hiçbir zürafa yarın sabah kalktığında başka bir şey olmaya karar veremeyecek. Bunun size garantisini veririm. Ama biz böyle bir potansiyeli her gün içimizde taşıyoruz. Bunu hiç sormadan geçirdiğimiz yıllar bize ağır bir takım faturalarla geri dönebilir. O yüzden sözün kısası, şimdi, hadi olmadı şimdi değil, yarın sabah, hadi yarın sabah da olması önümüzdeki pazartesi, lütfen ben her gün yaptığım bir şeyi nasıl farklı yapabilirim diye bir sormayı deneyelim. Sınırları aşmak tam da buradan başlıyor. Çalışan esenliğiydi başlangıç konumuz. Aslında beni çalışan esenliğinden ziyade insan esenliği ilgilendiriyor. Ve kim olursanız olun, ister çalışan, ister çalışmayan, ister tembel tembel evde yatan, isterse bir öğrenci, isterse bir emekli, benim için hiç fark etmiyor. Çünkü insan hep aynı ayarlara sahip. Yaşına, meşrebine, mesleğine göre bir yolunu bulacak ve bu beş ayara uygun yaşamanın bir yolunu kurgulayacak. Bunu yaptıktan sonra geri kalan, endişelenmemiz gereken tek şey doğal afetler kalacak belki de. Ondan da Allah korusun demek istiyorum.